Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu ikinci lem'a, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısası hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim. İznada Rabbehu inni meseniyedurru ve ente erhamurrahmin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyüp de hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya suresi ayet 63. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı, şu duası hem mücerreb tecrübe edilmiş hem tesirlidir. Fakat ayetten itibar suretinde ayetten alınmıştır. Bizler münacatımızda Rabbi inni meseni durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Yani biz de aynı Hazreti Eyüp gibi ey Rabbim bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kısasının kurasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mukafatını düşünerek kemale sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden yaralarından çıkan kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete hal gelir düşüncesiyle yani kulluk görevine zarar gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyete ilahi için Cenab-ı Allah'a yapacak kulluk görevi için demiş ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye müracaat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi kararsız lillah için o müracaatı gayet harika bir surete kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip enva-i merhametine mazhar eylemiş. Evet ve zaman hazretleri Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kısasının hulasasından kısaca bahsediyor. Kısalara kısaca bakılmasının sebep ve hikmeti Risale-i Nurlar klasik ya da rivayet tarzı bir tefsir değil. Daha ziyade vehbi bir tefsir olduğu için kaynak olarak ayetleri ele almış ve onları aslı idrakına göre izah ediyor. Kısaları ihtiyacı nispetinde ele almış ve asıl alması gerekendesi nazara vermiştir. Zaten Kur'an'daki kısalar bir biyografi edasında değil, hisse nispetinde zikredilmiştir. İsteyen kısaların teferruatını peygamberler tarihinde öğrenebilirler. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntı ve acılara sabırla tahammül etmesi ona azim bir mükafatın vesilesi olmuştur. Musibetlere karşı çekilen sıkıntı ve acılar sabretmek şartıyla her mümin için de bir sevap vesilesi ve fazilet kaynağıdır. Yalnız hastalık ve musibetler insanın şahsi ibadet ve farzlarına mani teşkil ediyor ise onların bir an evvel kalkması için Cenab-ı Hakk'a iltica edilebilir. Cenab-ı Allah'a ellerini kaldırıp dua ve niyazda bulunabilir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam da ibadetlerini zikir ve tesbihlerini yapamaz hale geldiği için şifa ve afiyet için Rabbine dua ve niyazda bulunmuş ve sıhhatine kavuşmuştur. Cenab-ı Allah ona şifa göndermiştir o duayla. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalıktan şifayı nefsinin rahat ve istirahatı için değil, zikrine mani olduğu için istemiştir.
Zaten musibet ve hastalıkların hikmeti de ve maksadı da dua ve isticadır. Cenab-ı Allah'a yalvarmadır. Şayet musibet ve hastalıklar bu gayesi ortadan kaldıracak bir kıvama gelmiş ise şifanın istenmesi daha ahsen, daha güzel ve lüzumlu oluyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam da dilinin zikir edemez bir vaziyete gelmesi için şifa istemek zorunda kalmıştır. Musibet ve hastalıklara sabır konusunda Kur'an'da en öne çıkarılan model ise Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın kısasıdır. Bu yüzden Bezzaman Hazretleri Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın bu kısası üzerinden musibet ve hastalıkların hikmetini izah ederken asıl musibet dine gelen musibet olarak nazara vermiştir. Hastalık, kuraklık, zelzele ve yangın gibi maddi musibetler insanın kısa dünya hayatını tehdit ediyor veya zarar veriyor. Fakat manevi bir musibet olan günahlar ise insanın ebedi hayatını tehdit ediyor. Bu sebeple manevi musibete maruz kalan müminlerin Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi Rabbi inni mesenniye durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Bezzaman Hazretleri maddi musibetleriyle manevi musibetler arasında bir bağ kurmakla manevi musibetlere müptela olanların büyük bir tehlike içinde oldukları ifade edilerek ibadet ve duaya teşvik ediyor. Mesela ikinci lemada şöyle geçiyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevirsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah kafamıza giren bir her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açılır. Çünkü işlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Burada elbette Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şikayeti bedenine arız olan hastalıktan dolayı değildir. Yani cismani saadeti temin etmek için yapmış bir şikayet değil. O hastalığın manevi huzuruna, ibadet ve taatine zarar vermesinden dolayıdır. Huzur, insanın sürekli olan Allah ile olan irtibat ve münasebetidir ki bu da ibadet, taat, zikir, tesbih ve tefekkürle mümkündür. İbadet ve zikrin birçok kısmı ve şekli vardır. Bir kısmı beden ile, bir kısmı mal ile, bir kısmı ruh ve kalp iledir. İşte bütün bu kısımların huzuru ve keyfiyeti başka başkadır. Ama birbirinde de kopuk değildirler. Mesela beden ibadeti terk etse, yani insan oruç, namaz bunları terk ederse kalp bundan rahatsızlık duyar. İnsan ne kadar sabır ve metanet sahibi de olsa aciz ve fakirdir. Musibetler karşısında tahammülü azdır. Şiddetli musibet bir zaman sonra kalbi kendiyle meşgul etmeye başlar. Bu da huzura ve zikre mani olduğu için Eyyub Aleyhisselam Allah'tan bu halin kalkmasını niyaz etmiştir. Bu da huzura ve zikre mani olduğu için Hazreti Eyyub Aleyhisselam Allah'tan bu halin kalkmasını yani hastalığın kalkmasını niyaz etmiştir. Konu ile alakalı ikinci lemada 5 nükte vardır. Kısmet olursa bundan sonraki sohbetimizde Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın kısasından insanlara verilen mesajlarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Müzik